önce. Bu Beştepe'ye ilk girdiğin 2001 yılında ilk röportajları Ersun Hoca ile beraber sen de ben yapmıştım. Neredeyse bu dördüncü gelişi yanlışım yoksa evet. Geldiğinde de hemen hemen ilk açıklamalarını ben aldım. Bugün Gençler Birliği yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz evet. Hocam. Bülent'ciğim şöyle 91'den beri 2001'den beri bu kulübe hem kulüp bize çok şeyler kattı hem de yani biz de buraya çok emek verdiğimizi söyleyebilirim. Özellikle neden ilk sana röportaj verme güzelliğinde bulunduk diye sorarsan sen çok güzel bir gençler bilgisi öncelikle. Bu açıklamayı da hak ediyorsun. Onun için de insanlar da seni çok takip ettiğini biliyorum yani düşünüyorum da. Bu yüzden de seninle röportaj yapmak da keyifli. Ondan sonra çünkü bünyeyi bilen, içeriği bilen yani burayla yaşayan hem üzülen hem sevinen bir kişiliğin var. Yani sen Koyu Gençler Birliği bir taraftarsın yani artık bu işi öylesin. Çok mutluyum. Şöyle mutluyum. Yani kendi evime geldim. Dün anlaşırken de söyledim. Ya burası benim evim. Yani evime geldim. Yani burası benim evim. Çünkü Allah gani gani rahmet eylesin. İlhan Başkan'ın hep ben bir laf söylemişim. Yani köprü olsa üzerinden geçmem diye. Çünkü beni teknik direktör yapan, 2006 yılında bu takımı bana veren, aynı böyle gelmiştim. Şimdi 4. hafta geldim. Bu hafta 6. hafta gelmiştim. Evet. 2 puanımız vardı. Ziya Doğan sonrasında. Evet, Ziya Doğan sonrasında. Ve benim teknik direktör olmamda, başlamamda ve hiç unutamadığım ilk evim ben İlhan Başkan'dan aldım Ankara'da. Dikmen'de, Gençler Birliği Apartmanı'ndan. Ve benim için buranın maddiyatını bir kere hiçbir zaman ön plana tutmadım ben. Hep maneviyat önemli. Çünkü buranın her noktasının, her taşının ne olduğunu bilen bir insanım. Yani kapının girişinden altyapıya kadar. Ve çok mutluyum, çok yani bir de keyifliyim. 4. kez geldim. Yani en çok çalışan hocanın benim. İlhan Başkan evet. Döneminde en çok en çalışan benim. İnşallah Allah kısmet ederse Trabzon maçıyla 100. maça çıkacağız. Evet. Yani bu benim için çok önemli. Tabii içinde bulunduğumuz ortamda belki işler iyi gitmiyor gibi görünüyor. Çünkü sonuçlar malum biraz sezon başı olmasına rağmen iyi görünmüyor ama ben buradan her zaman güvendiğim bir şey vardı. Gençler Birliği her zorun alttan kalkar diye hep söylerim. Neden? Çünkü camiası çok temizdir. Çok temiz bir camia vardır. Çok sade bir camiamız vardır. Ve bu sade camiada gerekli zaman gerekli işleri yapıp hep başarılı olmuştur. İnşallah onun için geldim. Şimdi sezon başladı. Erkeği çok erken. Çok karamsarlığa gerek yok. Ne yapılacağını en azından yılların getirdiği tecrübeyle biliyoruz. İnanılmaz bir destek var. Ben de desteklerinden dolayı hem size hem de tüm gençlere akşam numara telefonum susmuyor. Çok teşekkür ediyorum. Yani onların destekleri önemli. Temiz destekler her zaman söylerim ben. Gençler bir temiz destekler diye. Önemli. Hakikaten iyi şeylerin olacağı inancım var. Yani güzel şeyler olabileceğine inancım var. Zaten inancım olmasa gelmezdim. Ondan sonra çok fazla öyle veya böyle demeyeceğim ama yani takım anlamında işte oyun anlamında veya transfer anlamında bakacağız. Önümüzde bir 10 günümüz var. Belki konudan konuya geçiyorum ama yani var ama ben içerideki oyuncu grubu geçen sene hemen hemen 6-7 tanesi olan bir oyuncu grubu. Birkaç tane eksiğimiz var ama bunu yapacağız. Hiç karamsarlığa gerek yok. Çünkü biz bir puandayız. Önümüz üstümüzdeki 12. sıradaki takım 3 puanda. Yani arada 2 puan, bir 4 puanları var. Biz bunların üstesinden gelebilecek camiayız. Yani camiamız çok güçlü. Ben herkesi birlikteliğe çağırıyorum. Burayı Gençler Birliği'ni eskisi gibi insanların özenle baktığı, coşkulu futbol oynayan bir takım haline getirmek en büyük hedefim. O tecrübemiz var mı? Hiç megalomanlık sevmem mi? Var. Artık dolgunluğumuz da var. İnşallah bunu hep beraber yap. Ben burada tek başıma bir şey yapamam. Herkesin inancına, isteğine, coşkusuna ihtiyacımız var. Lütfen bizi yalnız bırakmasınlar. Bırakmazlar zaten. Onların öyle, o konuda sıkıntı yok ama şimdi onların da kafasında çok soru işareti.
6 ayda 22 tane transfer yapmış. Kısmı gelmiş gitmiş. İlk maçları sizle beraber izledik neredeyse. Biz basın tribündeydik. Siz hemen önümüzde izliyordunuz. Aslında takımında nelere ihtiyacı olduğunu, neler eksik, neler olduğunu siz de bizim kadar biliyorsunuz. Ankara'dasınız zaten. Ankara'yı daha iyi takip ediyorsunuz. Eksikleri biz kendimiz gördük, kendi kafamıza tespit ettik. Siz nerelerde eksik görüyorsunuz hocam? Şimdi dün şeyle başkanımızla konuştuğumuzda ben başka bir takıma gitsem şu olmasa çalışmam derim. Evet. Ama burası benim kulübüm. Biz burada hep beraber bir ortak noktayı bulmamız lazım. Şimdi baktığınız zaman da bu takımın her sene bir sene önce işte Jalma gitmiş, Serdar gelmiş, düzelmiş. Evet. Sonra Aydın gelmiş, yine taşımış. Ama bu sene giden oyuncularla özellikle yani o mevkiye koymak istediğiniz oyuncular arasında dolduramamışsınız. Evet. Yani biraz öne gitmekte eksiğimiz var. Bir orta sahamızda bir düşüncemiz var. Forvet arkası mı 8 numara? İki taraflı da düşünüyoruz. Ondan sonra tabii ki sizin de çok iyi bildiğiniz gibi transferi boşaltmak. Evet, bir dosya. Ve tabii onları de göndermek gerekiyor. Evet, yani bunların hepsini bu işte birkaç gün içinde çözmek zorundayız. Konuştuğumuz şimdi isim değil ama tabii hazırlandığımız birkaç tane oyuncumuz var. Yani mevki olarak en azından. Yani orta saha dedim. İşte bir açık dedik. Forvet yani işte olabilir diye düşünüyoruz. Tabii ama ben şunu savunuyorum hep. Yani hakikaten emin olduğumuz, hani bize gelip iş yapabilecek oyuncu diyoruz. Mesela örnek vereyim, İrfan Kahveci'yi istedik ama vermedi şeyimiz. Başakşehir evet. Abdullah ile konuştum. Vermedi. Ondan sonra yani bunun gibi, yani şimdi belki transfer dönemi, isim vermekte biraz şeyim ama 2-3 tane en azından bizi taşıyabilecek. Yani bizim, çünkü üretmemiz gerekiyor bizim maçlarda. Üretkenliğimiz az. Bunları yapmamız gerekiyor. Tabii ben de şimdi çalışınca biraz daha anlayacağım. Yani biraz daha anlayacağım. Tabii belki de benim antrenmanlarımla birileri daha ortaya çıkacak. Yani belki birileri performans vermeye başlayacak. Yani böyle baktığın zaman da herkesin düşündüğü gibi ihtiyacımız var mı? Var. O zaman ne yapacağız? Alacağız. Yani almamız gerekiyor mu? Almamız gerekiyor. Almazsanız ne olur? Aynı sıkıntılar devam eder. Yani benim elimde gelip de çok sihirli değnek yok, onu yapalım, böyle yapalım diye. Ha, baktığınız zaman mücadeleyi ama biraz üretkenlikte biraz problem yaşıyoruz. Sihirli değnek demesek dahi sizin bir sevecen yanınız, kulüpteki aylardır süren bir gerginlik bitmesi dahi birçok anlamda katkı sağlayacağını ben şahsen düşünüyorum. Teşekkür ederim Bülent ya. Değişiklikler var mı kulüpte, Ben bir şeyler dedim de sizden. Var. Şöyle ben hiç kimsenin hayatı beni ilgilendirmiyor ama ben ilk yaptığım iş tesiste sigara içmeyi yasakladım. Yani bir girdim içeriye, inanılmaz bir koku. Yani hani böyle sabahleyin bir köy kahvesine girersiniz ya. Evet. Onun bir koku vardı. Yani herkese saygılıyım. Yani ben ama artık hemen yazılar yazıldı. Evet, astım. Yani herkes de buna saygı gösterir. Burası spor çünkü şeyi. Evet. Ben burayı çok seviyorum. Bülent'ciğim çok seviyorum hocam, ben burayı. 100 maç diyoruz da Ersun Hoca ile beraber. Ha, o ayrı tabii. 2 seneyi de ilave ettiğiniz zaman bu 150-160 maça tabii. Ki gençler taraftarın unutmadığı bir Beşiktaş maçı olarak gösteriyorum, kupa maçı. Ya ben şöyle söyleyeyim, biz bizim taraftarımız çok iyi bir taraftar. Biz oynayalım, hakkını verelim sadece, yani mücadele edelim. Çünkü bizim bir kimliğimiz var. Yani gençler benim bir kimliği vardır. Gençler bir takımı tabii ki futbolda yenmek yok ama öncelikle iyi futbol oynayıp iyi mücadele eden olduğu zaman da alkışlar ve evine gider. Yani bu çok önemlidir. Bunu çok yaşadınız mı? Çok yaşadık. Tabii. Çok başarılar gördü bir kulüp. Yani bunu anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Beraberdik. Yani hep beraberdik. İnşallah yine beraber olacağız. Yani çok fazla bir konuşmaya gerek yok aslında. Yapılacaklar belli. Yani kulübün öncelikle bir benim açımdan diyorum, yani benim yönetim açısından bir disiplin olması gerekiyor diye söylüyorum. Hatta söyleyeyim mesela, sabahleyin malzemeden odalarınız çok leş, pis gibi, bir daha çalışmam böyle yaparsanız sizle dedim. Tabii. Masörlere söyledim mesela. Bu masada ben masaj olmam dedim yani. O futbolcu olayım. Gibi. Birazcık herkesi ayağa kaldırmak gerekiyor. Evet. Bak biraz tabii. Hep öyledir zaten. Işıklar söner. Coşku biter. Vah vah tüfler başlar. Aslında hiçbir şey yok yani. Yukarıdaki takımın 4 puanı, bizim 1 puanımız evet. var.
Ya bir galibiyet. Ama belki de erkenden o vahçüfler de önlemin erken alınmasına... Biliyor, işi bilenler düşünüyor işte. Yani evet. Böyledir, geç olmaması gerekiyordur. Ama ben oldum olası ne geldiğimde ne gittiğimde hiç bir öncesini veya bir sonrasını konuşmamışımdır. O zamandır buraya bu işleri düzelt diye zaten geldik. Ondan sonra o gücümüz var mı? Var. Ekibim çok iyi. Ekibi de ben de onu söyleyeceğim. Sedat var burada. Evet. Burada zaten futbol oynamış. O biraz da sanki abilik de yapacak. Tabii yapacak. Katalım yani kaptanı gibi. Selçuk'tan evet. Boşalan abilik mevkisinde Sedat doldurur diye düşünüyorum. Çok doğru. Şöyle hepsi çok seviyorlar. Akşam aramışlar. Şimdi zaten bıraksak biraz da lisans çıkarsa oyuncak gibi zaten. sonra iki tane antrenmancım var. İki tane yabancı da bilen. Tabii yani antrenman bilenle çalışıyoruz artık. Ondan sonra analizim zaten burada Murat'tı. Buradan götürmüştüm ben analizim. Ben 5 kişiyle çalışıyorum. Çok fazla bir kalabalık grubum yok. İçeriden de bir iki tane çocuklar var. Onlardan faydalanacağım. Amacım burada bir aile ortamı yaratmak. Ondan sonra saygılı, herkesin işine saygılı olduğu, birbirine saygılı olduğu bir ortam yaratmak. Ve bir de bunu hakikaten çok samimi söylüyorum. Gençler Birliği'nin değerini ön plana çıkarmak. Gençler Birliği değerli bir marka. Evet. Tabii. Gençler Birliği değerli çok bir marka. Çok yıpratıldı. Evet. Gençler Birliği olsun. Değerli bir marka. Biz, ben her zaman onu söylüyorum. Biz bu kapıdan girerken herkesi almamamız gerekiyor yani. Öyle. Evet. Tabii. Burası Gençler Birliği. Yani burası çok değerli bir marka. Yani ben marka değerini açığa çıkarmamız gerekiyor. Burası çok güzel bir marka çünkü. Ben çok çalıştım dışarıda. Gidiyorum, geliyorum. 4. Evet. sezon bu tabii. Allah da bir kez daha söylüyorum. Gani gani rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. İlhan Başkan'ın... İlhan Başkan'la kadın ayrıldınız mı? Yok. Ya o son ayrılıkta bir... Yok, ben hiç kırılmadım. Sonra tekrar konuştuk. Yani... Hatta kızınızın düğününde... Geldi. Şahit oldu. Tabii. Ben onu yanlış hatırlamıyorum. Doğru, çok doğru. Sağ olsun geldi Nazan ablayla oturduk. Ondan sonra beraber. Ya şöyle, biz aslında onun için ayaktayız. Yani ben işimin gereği bana ters gelen olduğunu, beni bozacak olduğu zaman ben yani ilkeli davranıyorum. Ama sonra... Geçen geldiğinizde Hilep'le örnek gösteren bir meseleniz vardı. Evet. Yani daha önceden sıkıntılı bir şekilde gelmiştiniz. Ama Hilep en çok oynayan futbolculardan tabii. Bir tanesi olmuş. Hiç kin yok, artık egoyu bıraktık. Tabii. Sizin zaten yoktu hocam. Yoktu. Ben şimdi mesela Serdar Özkan benim oyuncum. Aynısını onunla Ankara Gücü'de yaşadık. Evet. Kadro dışı bıraktım ama Samsun'da oynattı. O orada. O farklı. Şimdi yine aynı. Sıfırdan başladım. Şimdi ben burada hiç herkesi tanımam. Yeni bir başlangıç. Yani yeni. Biz de yeniledik kendimizi. Yani biz de aşama kaydettiğimizi düşünüyorum. Yani tecrübelendik. Çünkü buradan sonra en az 2-3 tane takımda çalıştık. Zorluklar, evet. Küme kurtan. Tabii en son Kayseri'deydik. Onun için... Gençler Birliği kendi kıymetini bilmeli. Yani, bunu da göstereceklerden en önemli bir insan. Tabii. Gençler Birliği kıymetini bilmeli. Gençler Birliği benim için çok önemli bir yer. Ve bunu çok samimiyetimle söylüyorum. Yani yürekten de söylüyorum. Burada bir kez daha söylüyorum. İnsan mutlu olduğu yerde çalışmasına çok mutluyum ya. Bu da başarıyı getirecek diye düşünüyorum yani. Yani bu da olacak. Ha belki zorlanacağız ama ben camianın yani temiz ruhlu camianın desteğiyle inancıyla biz bunu buradan yine aynı eski günlere gibi coşkulu, istekli, iyi oynayan, üreten bir takım olacağımıza inanıyorum yani. İlk maçta Trabzon Ersun Hoca'nın karşı. Ersun Hoca. Güzel bir şey. Evet. Şimdi daha da tesadüfler ya futbol camiası aslında çok büyük bir camia değil. Ankara Gücü'nde Ümit Hoca ayrıldıktan sonra siz gelmişsiniz. Evet. Burada da benzer oldu. Evet. Şimdi sizin ilk maçınız Ersun Hoca ile yıllarca beraber çalıştınız. Ya işte en sonunda Kayseri'de oynadık işte. Evet. Yani yine Trabzon bize iyi geliyor ya. Ersun Hoca'nın takımlarına karşı genelde bir şansınız yani bir yani olur yani böyle derler ama ben hep bir de şunu savunuyorum. Yani bu bir süreç. Daha 3 maç oldu. Yani şimdi oyuncumla da paylaşacağım onu. Saat 10.30'da bir toplantım var. Hı-hı. İdman yapacağım. Ondan sonra hep onu söylüyorum. Kolay maç yok artık yani. Evet. Bizim özellikle Süper Lig bu sene çok iyi başladı. Ve coşkulu başladı, tempolu başladı. Ben de Fenerbahçe maçında takım mücadelesinden memnunum. Yani 9 kişi ranti atılana kadar bayağı bir yani kafa kafaya giden bir maçtı. Şanssız gollerdi Halil İbrahim'in evet. Şanssız golleri. Ve yani ben bu takımın birkaç tane takviyeyle çok daha iyi yerlerde olabileceğini biliyorum. Çünkü bundan öncesini yapan 7-8 kişilik bir grup var.
Evet, oynayan. Önemli. Tabii. Özellikle defans kurgusu. Yani tabii şey, öyle bir şeyimiz var. Yani işte bir orta sahamız, bir destek veririz, bir on numara alırız, bir açık alırız. Yani bunları biraz daha takviyelerle. Ben şunu söylüyorum yani hakikaten Mesut Hoca olsa da olmasa da veya Bülent olsa da olmasa da adam alınacaksa alınacak yani kimseye evet. bakılmadan. Çünkü herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Benim söylememe, onun anlatmasına, bunun yapmasına gerek yok. İşte yani, taraftarda kaliteli ve doğru isim. Tabii yani şimdi şöyle araştırıyoruz, bakıyoruz. Mesela bugün antrenmandan sonra yardımcılarımla beraber akşama kadar bunu çalışacağız. Yarın çalışacağız, bayram yapıp geleceğiz. Burada herkesin bayramını kutluyorum sizin aracınızla. Kurban Bayramı herkesin, tüm hem milletin hem de bizim taraftarımızın, herkesin bayramını da kutluyorum. Yani ben mutluyum, inşallah iyi şeyler olacağını da hissediyorum. Yapmak için de mücadele edeceğiz. Vallahi herkesin de desteğine ihtiyacımız var. Enerjiyi gördük zaten hocam. Ben taraftarı duymak merak ettiği konularda gerginlik sanırım sana erdi. Zaten Mesut Bakkal'ın gelmesi de biz şeyini tahmin ediyorduk. Ve transferlerde beklenen yerler belli. Hı hı. Onlar yapılacak. Hı hı. Enseyi karartmayı bu takıma bir şey olmaz. Aldım mesajlar. Tabii kesinlikle doğru. Allah'ın izniyle bir kez daha söyleyeyim. Hep bunu duydunuz. Bizim tertemiz bir camiamız var. Yani bu camianın güçlü bir camiamız var. Kimseye kötülük yapmayan bir camiamız var. Kendi içinde mutlu olmayı bilen bir camiamız var. Sahibi çıkan bir camiamız var. Onun için ben hiçbir şey olmayacağına çok yürekten inanıyorum. Herkesin desteğine de özellikle taraftarın desteğine de teşekkür ediyorum. Gençler bir taraftarının. Sizin de geldiğinizde teşekkür ediyorum. İlerleyen haftalarda uzun uzun konuşacağım. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.